Arkadaşlar merhabalar bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki ikinci bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız köşegenleri dik kesen dörtgenler. Arkadaşlar köşegenleri dik kesen dörtgenlerin ispatını zaten ben konu anlatımında da yaptım da burada yapmayacağım. E, normalde bunu bilmek lazım. Konu anlatımında da öyle dedim. Çünkü ispatı biraz sanki uzun sürüyor arkadaşlar burada köşegenleri dik kesen bir dörtgen gördüğünüz zaman karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. Yani a kare artı c kare b kare artı d kareye eşittir. Bu dörtgen iç bükey bir dörtgende de olabilir. Hocam dörtgenimiz böyleyken biraz eğri bir çizdim idare edin. Dörtgenimiz böyleyken bir köşegen bu çizemedim. Ha bir köşegen şu diğer köşegende şu değil mi arkadaşlar? Evet e, hocam köşegenler dik kesmiyor ki. Köşegen arasında dik kesiyor. Nerede? Aha da burada. Devamında. Bak bir köşegen bu. Diğer köşegen iken Dikkat. Köşegenler çarpımı. Köşegenler dik kesiyor. O zaman yine aynı şekilde. A, B, C ve D. Yine karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir arkadaşlar. Tamam. Evet. Burada vermiş mi onu? Vermemiş. Mi? Şurada bir örneği de var. Hemen örneği kontrol edersiniz. İşlem yeteneğiniz varsa zaten bunu da yaparsınız. Tabii eski konular muhteşem üçlü olsun. E, dik üçgen olsun. Pisagor bağıntısı olsun. Özel açılı üçgenler olsun. İşin içerisinde üçgen bilgisi tabii ki şart. Hadi bakalım sorulara başlayalım. Direkt hiç sevmediğim işlemler. <laughs> Hemen x'in karesi artı 2'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 7'nin karesinden dolayı. x kare artı 4 eşittir. 36 artı 49'dan. 4 attık öbür tarafa. 4 atınca 45 artı 36. 81 mi yapıyor? 81 yapıyor. X kare eşittir 81 yaptı. X de buradan kaç yapar? 9 yapar. Birinci soru Edremit oldu. Geldik ikinci soruya. 30, 60, 90 üçgeni vardı. Bu arkadaşlar burada evet. Burada da 45, 45, 90 üçgeni var. 1, 1 ise burası kök 2'dir. 30'un karşısı 1 iken 90'ın karşısı 2'dir. E karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. X kare artı kök 2'nin karesi 2 eşittir. 2'nin karesi 4 artı kök 7'nin karesi de 7 yapacaktır. E o zaman buradan 2, 7, 7 artı 2 de 9. X kare eşittir 9 yaptı. X'i de buradan kaç bulduk? 3 bulduk. E o zaman ikinci soru. C han çıktı geldik 3'e. E hocam şu ne var burada? Vallahi bir şeyler var. Şurada bir dörtgen var. Dörtgende de köşegenler dik kesmiş. Hmm. Köşegenleri dik kesen dörtgenlerde ne yapıyoruz? Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir diyoruz. E hocam şuraya A diyelim. Burası da a mı? A. Buraya da B diyelim. Hocam x'i bulmak için Pisagor bağıntısı yapacağız ama öncelikle köşegenler dik kesen dörtgenler var. Karşılıklı kenarların kareleri toplamları a kare artı b kare eşittir 25 artı 2 kök altının karesi o da 4 çarpı alttan 24 yaptı. a kare artı b kareyi buradan kaç bulduk arkadaşlar 49 bulduk. Bizden ne isteniyor hocam x x'e ait pisagor mu var burada güzel bir soruymuş bu arada. a kare artı b kareye eşit yani 49'a eşit x de buradan neye eşit olacaktır 7'ye eşit olacaktır. Üçüncü soru cehan oldu. Geldik dördüncü soruya. Köşegenleri dik kesen bir dörtgen. Direkt karşılıklı kenarların kareleri toplamları. Yani 3 eksi kök 5'in karesi artı 3 artı kök 5'in karesi. Eşittir x'in karesi artı kök 3'ün karesi. Hmm. Açalım bakalım şunu. Birincinin karesi 9 artı değil eksi. Birinci ile ikinci çarpım iki katı. 3 kök 5'in iki katı 6 kök 5. Artı ikincinin karesi 5 eşittir. Artı devam ediyoruz. 9 artı 6 kök 5 artı 5. Eşittir x kare artı 3 yaptı. Buradan 6 kök 5'ler nanay. 9, 9, 18, 28. 28 öbür tarafa atınca 28'den 3 çıkınca 25 yaptı. 25 eşittir x kareden. Buradan da x'i kaç buluruz arkadaşlar? 5 diye çıkar. Evet 4. soru böylelikle balık esiri oldu. Geldik 5. soruya. Bak Burada ne var? Köşegenleri dik kesen bir dörtgen. İç pikey bir dörtgen var. Bunda da iç pikey bir dörtgende de yine karşıt kenarların kareleri toplamları yapacağız arkadaşlar. Niye? Aslında şunun katlanmışı gibi olduğu için arkadaşlar. Şu şöyle katlanmış gibi. Katlanmış açtığınız zaman bakın burası 3 burası x oluyor. Yani 9'un karesi artı x'in karesi. 9'un karesi artı x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 11'in karesi diyeceğiz. Buradan x kare neye eşit? 9 artı 121 eksi 81. 49 yaptı. X kare eşittir 49'dan. X'i de buradan 7 buluruz. Valla ben o kadar uğraşıyorum. Bunlar da tam sayı çıksın diye ama güzel sayılar yazıyorlar maşallah. Beşinci soru hep de tam sayı çıktı. Beşinci soru akçay oldu. Geldik 6'ya. Hocam köşegenler dik kesiyor. Bak 90'dan çizilen kenar ortaya. Muhteşem. 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 Yani burası köküçü. Çift çizgi ise köküçe köküç. Yani burası ne yaptı? 2 köküç yaptı. E burası 2 kök 6 yaptı. E burası 2 kök 5 yaptı. E burası x yaptı. AD soruluyor. Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. Yani x'in karesi artı 2 kök 6'nın karesi 6 kere 4 24. Eşittir. 2 kök 3'ün karesi 4 kere 3 12 artı 4 kere 5 22 kök 5'in karesi. Hocam burası 32. 32'den 24 çıkınca 8 yaptı. x kare eşittir 8 ise x buradan kök 8. Aa, i̇lk defa tam sayı çıkmadı. O da 2 iki kök 2'ye eşittir nazar değdirdik galiba. 6. soru böylelikle C han çıktı arkadaşlar. Geldik 7'ye. ABC'de bir dörtgen DF ile FC eşit verilmiş. Arkadaşlar muhteşem üçlüm var burada. Evet 90 derece olduğundan muhteşem üçlüm. Burada da 90 çizilen kenar orta. Çünkü A ile B'nin uzunluğu eşit verilmiş. Burası da çift çizgi oldu. Başka ne verilmiş burada? Karşı kenarların kareleri toplamının değil tabii ki arkadaşlar. Verilen bilgiye bakacaksınız. Hemen ezbere iş yapmayalım. Hop şöyle arkadaşlar burada ne var? bir dörtgenin çevresinden bahsetmiş. O zaman dörtgenin çevresini kullanalım burada. Hocam burası x, burası da x mi? Evet, burası y, burası y mi? Y. Bu çevreyi bize vermiş. Çevre dediğimiz 2x artı 2y artı 10 değil mi? Evet, 28 iken. Buradan 2x artı 2y eşittir 18 oldu. Ve x artı y'yi kaç bulduk? 9 bulduk. Bizden ne isteniyor? EF uzunluğu. EF'ye bak bakayım. Hop şurası. Hocam x artı y isteniyor işte bizden. Onu da biz 9 bulmuştuk. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı 7. soruda. Geldik 8'e. Hmm, ne yapacağız burada? Arkadaşlar şurada şunlar şu dik kesiyor. Vallahi hocam alfabetaya dalasımız var gibi ama alfabetaya dalsak bile bak şimdi. Şuradaki üçgende maalesef bir şey yok. İki kenarı yok. Hocam bir buradaki üçgende iki kenar var. Benzerlik kurabileceğim. O da x'li iki kenar. Benzerlik kurabileceğim üçgen yok. 6'yı zaten hiç kullanamıyorum. Alfabetaya dalamıyorum. Burası da 90 derece değil ki ben bunu alfabete geçişinde tam anlamıyla yapayım. Ne yapacağız? Hocam şunlar dik kesmiş. E ee, sen şunu şöyle hoppala. Ne oldu? Şöyle çizerken yanlış oldu. Hoppala çizer çizersek. Aa şurada bir dörtgen mi çıktı? Evet, dörtgen var. Dörtgende ne var? Hatta bunu niye çizdik arkadaşlar biliyor musunuz? Ya ben böyle çizdim ama biraz da konu bazlı düşündüm. Hocam x'i bulmak istiyorsak x ve 4'e ait bir, bir şey oluşturabiliriz hipotenüs. Ondan dolayı bunu çizince de şöyle bir dörtgen çıktı da diyebiliriz aslında. Tamam? E o zaman hocam ben şuraya bir y diyeyim. Y'yi bulursam olay bitti. Dörtgende karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. Y kare artı 5'in karesi 3'ün karesi artı 6'nın karesinden. Y kare buradan neye eşit oldu arkadaşlar? Y kare buradan 9 artı 36. 9 artı 36 eksi 25 eşit oldu. Şu ikisinin toplamı 45'ten 25 çıkınca burası da 20 yaptı. Y kare tamam y kare lazım zaten bana. Y kare de buradaki Pisagor'da neye eşit arkadaşlar? X'in karesi artı 4'ün karesine eşit olduğundan. Y kare yerine 20 yazdığımızda 20 eşittir x kare artı 16'dan x kare 4 çıkar ve x de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Evet cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. 8. soru denizli oldu. Geldik 9'a. Hocam şuradaki dörtgenin bütün kenarları var. Buraya yoğunlaşalım. Aa buradaki dörtgende köşegenler dik kesmiş. O zaman buraya bir A diyecek olursan karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. Yani 3'ün karesi artı 1'in karesi ile A'nın karesi artı kök altının karesi. A kare artı kök altının karesi 6 altı eşittir. 1 artı 3'ün karesinden 9 geldi. Ondan 6 çıktı. A, 4 A kare 4 ise A'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. A buradan 2. Güzel. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? E, evet, bu büyük dörtgende de köşegenler dik kesmemiş mi? Evet. 2'nin karesi artı x'in karesi. 2'nin karesi artı x'in karesi de neye eşittir? 6'nın karesi artı 7'nin karesine eşittir. x kare buradan 36 artı 49. Yazım niye çirkinleştiyse. Eksi 4 mü? Evet. Şu 49'dan 4 çıkınca kaç yaptı? 45 yaptı. 45 ile 36'yı toplayınca 81 yaptı x kare 81 ise x de buradan kaç gelir? 9 gelir. Yani cevabımız böylelikle 9. soruda Edremit yaptı gençler. Ve bu testin de sonuna geldik. Yani ikinci bölümü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 3. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>